Lakin kaset kulübü, kalpleri katılaştı. Katılaştı ne demek? Z mesela bunun sebepleri var. Haram yersen, kalbin katılaşır. Rüşvet parasıyla yemek yersen, kalbin katılaşır. A razı olmayan bir adamın yemeğini yersen, kalbin katılaşır. Ondan sonra gasp yaparsan, kalbin katılaşır. Gıybet yaparsan, kalbin katılaşır. Haram yaparsan, namereme bakarsan, kalbin katılaşır sabah akşam çıplak karılar bilmem seyreden hani zina hiç eşcinselli, zina hiç söylemiyorum o zaten ne katılaşması gömlek gibi iman çekiliyor alınıyor senden ondan sonra efendim dönersen Allah döner tamam tevbe kapısı açık ama onu konuşmuyorum haramlar ve günahlarla ne oluyor kalpler katılaşıyor ne buyuruyor kella bel rane ala kulubihim Kur'an-ı Kerim'de biliyorsun dört yerde sekte var. Birisi de burasıdır. Bu Tafif'in suresi. Berrane diye geçilmiyor. Bel duruluyor. Rane ala kulubihim. Onların kalplerini kapattı diyor. Ne? Ma o şeyler ki kani oldular. Ne duruyor? Yeksibün. Kazanıyorlar, kesmediyorlar. Kendi yaptıkları, kazandıkları günahlar kalplerini kapattı diyor. İşte kalpleri katılaştı. Yani kalplerini efendim gaflet perdesi, kılıfı bürüdü. Kalp Allah'ı zikredemiyor artık. Düşünemiyor Allah'tan bir şey. Ölümü ahiret düşünemiyor. Cenazenin ortasında olsa bile düşünemez. O hemen mecburen geldik şimdi buraya akrabadan biri falan. Hemen bir an evvel apar topar hoca da kısa kesse de ben gitsem zıkımlansam bilmem ne yapsam hangi günaha gitsem. Burada adam ölmüş gömülüyor. Onu bile düşünemiyor. Ona zaman mecburen geldik buraya şimdi bir an evvel işimize gitsek. İşi ne eğlence? Kazandıkları günahlar kalplerini mühürledi Buna tefsirinde hadis-i şerif var. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? İzâ eznebel abdo zemben bir kul bir günah işlediği zaman herhangi bir günah. Nükitet fi kalbihi nüktetün sevda. Hemen kalbine siyah bir nokta vurulur. Yani hakikaten siyah bir nokta kalbe. Hani ultrasonda çıkmayabilir veyahut işte kalp doktoruna gittin ee, anjiyo oldun ee, şey soktu oraya iç kamerayla görüyor damarların durumunu falan. Kalbi de görüyor. Hiç benim kalbimde siyah bir nokta yok. Deme. Onu ehli görüyor. Melekler görüyor. Keşfi açık olanlar görüyor Sip siyah bir nokta beliriyor. Eğer tevbe ederse, pişman olsa, istiğfar ederse siliniyor. Eğer tevbe etmez, istiğfar etmez, devam eder, bir günah daha bir siyah nokta, bir günah daha bir siyah nokta. Tevbe yok, istiğfar yok. E şimdi arabanın camın üstüne yağmur, yağıyor, kar yağıyor, e silgeçi çalıştırsın, gider. Biraz daha dolmaya başladı, bir silgeç gider. Bir daha böyle devam eder. Ama ne zaman ki sen efendim üzerine yağdıkça silgeci çalıştırmazsan üstüne bir daha, üstüne bir daha, üstüne bir daha kapanır mı? Kapanır. Ekran kapanır, cam kapanır. Yolda gidemezsin. Tevbe yok, istiğfar yoksa o siyah noktalar büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ne yapıyor? Kalbin tamamını bürüyor, kılıflıyor ve kaplıyor. Bu hem ayet hem hadis Onun için onların kalpleri katlaşıyor çünkü zikirsiz çok konuşursan. Velev ki ne diyeyim sana gıybet etmedik, dedikodu yapmadık, iftira yapmadık, attan bahsettik, itten bahsettik, maçtan bahsettik bilmem ne. Yani hani zahiren şu haramdır denilecek birinin çekiştirilmesi, iftirası. Şimdi böyle bir durum da yok. Laka luka yani. E ben hala yani fuzuli şeyler işte şuraya gitmiştim, şunu yemiştim, şunu içmiştim. Ha anlatsana falan. O da anlatıyor bunlar ha 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 falan. Bir saat geçti abi. Zikir var mı arada? Yok. Estağfurullah var mı? Yok. Hiçbir şey yok. ve <laughs> kulubukum. Eğer Allah'ın zikri olmadan çok konuşursanız kalpleriniz katılaşır buyuruyor. O zaman ne Ve inne evvedel kalbü minallahil kalbül Bu kadar kalpler içinde Allah'tan en uzak kalp kimin kalbidir sorarsan ne kadar zikirsiz, ne kadar gaflette katılaşmış, o kadar Allah'tan uzaktır buyuruyor. Onun için bak kalpleri katılaştı ve zeyyenelum şeytanu ma kanu yaamelun. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Burası da bir acayip şey. Şeytana da fırsat vermiş. Şeytan da sana sen namaz kılıyorsun, sen ibadet ediyorsun, sen şunu yapıyorsun, sen bunu yapıyorsun. Veyahut iyilik yapıyorsun. Namaz kılmıyorsun ama fakire bakıyorsun. Efendim oruç tutmuyorsun ama efendim yetime yardım ettin. Böyle şeytan. Bir de yaptığın günahlar münahlar da ya ondan bir şey olmaz, onda bir şey. Allah gafurdur, rahimdir falan. Millet neler yapıyor, zina yapıyor, kızı kesiyor, doğuruyor. Ondan sonra e, efendim çöp konteynerına atıyor bilmem ne. Sen ne yaptın ki? Bir şey yapmadın ki. Bir kadın geçiyordu, baktın ya bir şey olmaz. Şeytan böyle vesveseler veriyor. Yaptığın şeyleri sana süslü gösteriyor. Günahlarını küçük gösteriyor. Sabaplarını büyük gösteriyor. İki rekat namaz kılıyorsun. Allah Allah sen diyor ne mübarek adamsın. Millet diyor sabah namazı kılmıyor. Sen işrak takıldın kıldın diyor. Evliya oldun sen diyor ya falan. Şeytan süslüyor abi. Kalpler katılaşıyor. Şeytan da tezinatta devam ediyor. Adam da kendini bir hayırlı kul zannediyor. Felem ma nesu ma zikru Bu kadar vaazlar, nasihatler, ayetler, hadisleri ne zaman ki unuttular diyor Mevla. Bak şimdi. Fetahna aleyhim ebvabe kulli şey. Şimdi adam zikri unuttu. Gaflete düştü, haramlara düştü, emirleri terk etti. E ne yapması lazım Allah Teala? Bela vermesi lazım. Sevdiğine bela verir, o tövbe etsin diyor. Ama bu sefer allah Teala bazılarını sevmediklerini de ne yapıyor? Bütün diyor nimetlerin kapılarını ardına kadar açtık diyor. Adam içki içiyor, nimeti artıyor. Adam zina yapıyor, zenginliğini katlıyor. Adam efendim, cinayet işliyor, ondan sonra yakalanacak bir ne, içeri atılacak yerde bir de bakıyorsun adam başka göz ediliyor, o çok itibar kazanıyor. Böyle de oluyor yani. E ne olacak o zaman? İşte Mevla böyle yapar. Bizi sevdiği için hastalık veriyorsa, bela veriyorsa, fakirlik veriyorsa, horluk veriyorsa, hakirlik veriyorsa demek seviyor. Ama eğer bizim günahımız artıyor, şükrümüz azalıyor, nimetimiz de artıyorsa, Allah Teala her kapıdan imkanlar bize açıyorsa, sıkıntı başlıyor. Hatta ayda ferihü bi kendilerine verilen nimetlerle seviniyorlar, bayram ediyorlar, şımarıyorlar. Bir de bir şey olmaz falan falan. Ağızlarına bakteten hiç beklemedikleri bir anda onları yakaladık. Feyda'un bir de onlar müblisün iflas etmişler, sıfırı tüketmişler, dünyayı da bitirmişler. Ahiretten de Allah'ın rahmetinden de ümidi kesmişler. İşte helak oldun gittin. E sonun bu mu olsun? Yani yaş doğduk, yaşıyoruz. E sonumuz bu mu olsun? Yani bu kadar hayat nimeti, ömür nimeti, ebedi cenneti kazanacak imkanlar, Mevlan cemalini görecek rızakın imkanlar aniden yakalanıp apar topar cehenneme zümeram olsun. Olmasını istiyorsak aklımızı başımıza devşireceğiz. Benim nimetim artıyorsa şükrüm artıyor mu? Ben bunu hak ediyor muyum? Hak etmiyorsam niye veriyor bana Mevla bunu? Demek ki faturayı kabartıyor. Faturayı kabartıyor. Birazdan lokantadan çıkarken başına gelecek var gibi. Dünyadan çıkarken sen göreceksin onu ödemeyi. Öde, ödeyemezsen de göreceksin. Nasıl ödeyeceksin son nefeste? 80 sene yaşamışsın, ödememişsin. Allah'ın haklarını, kulların haklarını. Son nefeste nasıl ödeyeceksin? Rabbena ahirete ila celin karim Az bir zamana kadar Ya Rabb bizi tehir et. İşte her cuma akşamı sünnettir diye Cuma suresi, Münafıkun suresi okunuyor. Ee, vakitler şey sen sonları hani tabi tam sünnet yeni bulmuş olmuyor. Tümünü okumak esas sünnette. Ama orada ne diyor? Ben fikû min ne Size rızık verdik, onlardan harcayın. Fakir var, fukara var, muhtaç var. İlaç alamayan var, vasvas pavran vas var. Müslümanların dertine dertlenin imkanlarınızdan seferberlik edin. Min kavle yete hadekul Sizin birinize ölüm gelmeden evvel. E ne zaman gelecek belli değil. O zaman hemen demek. Ölüm gelmeden evvel. Ne demek? Hemen demek. Çünkü ne zaman gelecek bilmiyorsun. Fekule sonra demesin ki Rabbey benim Rabbim levla akharteni ila celin karib. Az bir süre daha bana tanır mısın? Bir zamana kadar beni tehir eder, misin? geciktirir misin? E böyle bir şeyin ne manası var? Bu kadar saatler geçiyor be kardeşim şey, fuzulu işlerle. Ne yapacaksın sana versem? E vereyim sana bir saat mesela. Vermez de. Ve versem sana bir saat. Yarım saat. Ne yapacaksın? Fe Çok sadaka vereceğim. Bak. İşte pişman olduğu konuların başında ne geliyor? İlk olarak aklı başına gelince ne diyor? Paralar kaldı. Düşmanlar yiyecek. Mirasa gidiyor. E beni de kurtarmayacak ben şimdi sadaka versem beni kurtarır. Ama sadaka da vermedim. Şimdi çoluk çocuk da bana hadi sen işine baba güle güle derler. Sen git. Biz parayı yemesini biliriz. Hazır parayı çok güzel yenir. E ne olacak? Onlar parda pavyonda para yiyecek. Sen kabirde hop hop hoplatacaklar. Tabi Hurş Efendi'nin tabiriyle seni de mezarında rahat mı bırakacaklar? Hop hop hoplatacaklar. Polisler yakaladı onu. <laughs> Rahmetullahi aleyh. Ya cezası işte vaaz etmiş falan. O zaman da işte mahkeme hapis vermiş ona. Efendi Hazretleri diyor ki ben hapse gireyim. Efendi Hazretleri de dedi, ben sana hapse gir mi? Bana da dedi öyle. E kaldım yedi ay evde, bekliyorum. Polisler de gelmedi. Sonra geldiler, hadi gidiyoruz. Tamam, ben de sizi bekliyordum dedim yani yedi aydır. Efendi izin vermediği için önden gelemedim dedim yani. Dedi ki yani teslim ol diyemem şimdi falan. E şimdi gidecek. Silivri'de bir cezaevi bulmuş. Efendi Hazretleri, Silivri'de bir ceza buldum. Hani kendin teslim olursan yatarını yapıyorsun. Ya dedi, tam deniz kenarında, müdür de dedi ki, Hoca Efendi sana her gün balık yaparım. Yani denizin kenarından falan. Ya dedi, yemek içmek de var falan. Hoş efendim. Orası küçük mahpushanedir dedi. Yani küçük hakikaten. O da çok iri yarı bir adam ya işte ona mecaz yaptı ki ne yaptı şaka yaptı. Sana büyük mahpushane lazım. Yani gir Gitme dedi falan. Zaten birkaç ay içinde vefat edecekmiş meğer. Halbuki sopa sağlam. Sopa sağlam ama işte Efendimiz dedi, da vefat edeceksin tabii de. Teslim olmadı. Sonra evden aldılar onu. Ondan sonra polisler de ne yapsın? Onlar da vazifesini yapıyor. Bir de girdi, kapı çaldılar, açtılar. Bu da yukarı kata, oradan aradan çıkmış mübarek adam. Koca vücut nasıl çıktı daracık yerden? Ondan sonra hacı anne dediler. E efendim nerede? Kocan? E dedi yok, hakikaten yok, yalan konuşmadı da. E dediler, lastiği burada. E dedi ki kaç tane lastiği var onun dedi, sen hangi lastiğinden bahsediyorsun? <laughs> Ondan sonra efendim dediler, dur şuradan mı gibi, küçücük ev, kuş kadar. E onun evinde geçti ömrümüz. Efendiyi de her gece çağırırdı, yemekler yemek. Şu kadar ev, şu kadar, şu kadar evde. Herkese yemek, iftarlık, itikaflar, 30 kişi, kırk kişi, her gece. iftar, savur, bütün o Recep hocalar, Ömer hocalar hep onun sofrasında yetiştiler. Böyle adamlardı yani. Ondan sonra orada da bir cam varmış, onu da görmemiş. Üst kata bakan oradan bakmış, buradan mı çıktı diye cama bir koydu kafayı. Ondan sonra kanlar içinde, ulan dedi bu hoca tekin değil herhalde dedi. Öbür arkadaşlarına, yahu dediler biz vazife yapacağız. Arkadaş olur mu? Biz devlet memuruyuz. Alacaksın, alacaksın. Tamam sen dedi, tedaviye git. <laughs> Ondan sonra neyse nasıl buldular, ettiler. Aldılar arabaya. Efendim, hadi gidiyoruz. İşte bir şey, merkeze getirecek. O da vazifesini yapıyor. Merkeze gidecek, merkeze işlemi yapılacak. İşlemden sonra yatarı varsa gönderecek. Ne yapsın? Ondan sonra, ama bunun suçu yok yani. Suçu vaaz etmek. Birisi şikayet etmiş. Ondan sonra, foterini bıçakla kesmiş adamın. Bilmem ne bir şey. Hurst Efendi böyle şeyler yapardı yani. Ondan sonra, <laughs> neyse. E tabii ki şey var. Yakayı keserdi böyle. Adamın da kravatı var. Yakayı buradan car diye bir çıkarır. <laughs> kravat ortada kalır. Yaka gitti, kravat işi bitti. Ondan sonra öyle şey var. Nereden geldik buraya? Ondan sonra arabaya koydular. Bu da şimdi durdurdu okuyor okuyor. Bize de camide haber geldi. Hüsnü Efendi'yi yoldan almışlar, götürmüşler. Bir üzülüyoruz, dua ediyoruz. Ondan sonra, ulan ikindiden sonra bir de baktı akşam namazına geldi. Ulan bu nereden geldi, nereden gitti? Ne oldu Hüsnü işte Efendi toplandık başına? E dedi ya dedi arabada giderken dedi. Dedim onlara ki dedi. Polis kardeşler siz dedi sinik beni nereye getiriyorsunuz? E dediler merkeze emniyete. Peki onlar beni nereye gönderecek? Ona dedi seni kotese gönderecek. Peki dedi. Siz dedi evlerinizde karılarınızdan beraber bu gece dedi rahat yataklarda yatabilecek misiniz? Dedi ne demek istiyorsun hoca? dedi ki hop hoplayacaksınız dedi böyle birden bir hop hop dedi o arada da lastik bir patladı güm dedi dediler ki bu adam tekin değil evine girdiğimizden beri başımıza gelmeyen kalmadı hoca dediler hakkını helal et bize de sakın ah etme gönül koyma caminin kapısına getirdi bıraktılar bir de baktık akşam namazında gelmiş tamam mı onun için Öyle, öyle yok. Yani o hop hop hoplayacaksınız lafını, bir daha dediğim zaman manayı anlayın diye konuşuyorum, ben neden bahsediyorum, bu ne konuşuyor demeyin yani. Ama onun yaşanmışlığı var. Anladın mı? Öyle bir şey yok. Ondan sonra kabre girdiğin zaman, hele kabristan sessiz, çıt yok. Öyle çıt yok, mut yok, yok. Hop hop adamı da, insanlara duyurmuyorlar. Atlar kaçıyor, Hayvanlar kaçıyor, kediler, köpekler kaçıyor. İnsanlar da gelmiş, mezarın başında erif içki içiyor. Yani sızmış, içi, sarhoşlar mezarlıklara giderler. Kafa yerini bulamaz, bilemez, gider orada sızar. Onun için eğer nimetler geliyorsa ve kalpler katılaşmışsa, insan günahını itiraf etmiyorsa, Ya Rabbi ben ettim sen etme demiyorsa, yalvarmayı bilmiyorsa, Recep geldi, çıktı, Şaban gelecek, Ramazan gelecek. Hiç tevbe ile Allah'a dönüş yoksa bu bizim bu rahatlığımız hayra alamet değil. Mutlaka bunun faturasını ödetecekler. Hesabı yüklüyorlar, yüklüyorlar. Başımıza gelecek var.